İskandinavya ve yaz. Aynı cümlede nadir rastlaşan iki kelime. Akla daha çok soğuk ve kışla gelen Vikinglerin ana yurdu İskandinavya, İsveç, Finlandiya ve Norveç'le beraber dördüncü bir ülkeden oluşuyor. Danimarka. Kopenhag, 5,5 milyonluk bu küçük ülkenin başkenti. 10. yüzyılda bir balıkçı kasabası olarak kurulan Kopenhag, İskandinavya'da yaz gibi metropolde yeşil olabileceğinin de kanıtı. Ve yanı sıra birçok listede dünyanın en yaşanılabilir şehri olarak tepede. Bense soyadıma Thomsen eklendiğinden beri Kopenhag'dayım. Hatta belki Kopenhaglıyım. Edip Cansever'in dediği gibi insan yaşadığı yere benzediğinden. Yaşadığım şehir yeşil ve yaz sanki bir kısa film. Evet, uzun değil ama dolu. Yollar parklara, göllere, denize ve festivallere çıkıyor. Sokaktaki parke taşları için vergisini ödeyen yersiz, yurtsuz, fakir bir Kopenhaglı olsam da bisikletimin üstünde ben bütün ülkenin efendisi ve yollarının şövalyesiyim. Danimarkalı yazar Wilhelm Andersen bu satırları 1902 yılında kaleme almış. Elbette o zamandan bu yana parke taşlarının yerini nizamlı bisiklet yolları aldı. Fakat Kopenhag'da bisiklet sürmek hala yeri doldurulamayacak bir keyif. Kopenhag'da bisiklet sürmek hobi değil. Burada pedal çevirmek kültürün bir parçası. Şehirde bisikletle kat edilen toplam yol günde 1,5 milyon kilometre. Ay'a gidip geri gelmeye yeter bu uzunluk. Dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilirken bisikletin Kopenhag'a kattığı değer su götürmez bir gerçek. Yalnızca ayakları yerden kestiği için değil. Ama şehirde bisiklet süren ve içinde bisiklet sürülen bir şehir, iki tarafın da kazandığı bir ilişki olduğu için. Bu egzozsuz icat, pompaladığı kanla bedene sağladığı oksijen gibi havada karbon yaratmayıp şehre de oksijen sağlıyor. Ayrıca bisiklet hızlı ve bedava. Şehre gelen turistler için indirimli ulaşım seçenekleri olsa da gerçek bir Kopenhag deneyimi için bisiklet şart. Peşi sıra dükkan içinde kendine uygun bisikleti aramak oyun gibi. Hem böylece Kopenhaglılar için bisiklet neden bir kendini ifade aracı anlamak da mümkün. Bisiklete atlayıp rüzgar tende giderken fark edilen şu. Kopenhag genelde bir rotadan ibaret, o da yeşil. Şehir halka açık, onlarca park ve bahçeyle dolu. Nüfusun %95'i bir yeşil alana yürüme mesafesiyle 15 dakika uzaklıkta oturuyor. Şu bir gerçek. Soğuk ve karanlık kışlardan sonra Kopenhaglılar için yazın kıymeti kat be kat artıyor. Ancak yaz geldiğinde insanı dışarı salan, güneşe duyulan özlemin yanı sıra yeşilin de bol oluşu. Yılındaki Dünya İklim Değişikliği Zirvesi Kopenhag'da yapıldı. O günden bu yana şehirde atılan adımlar büyük. Eski binalar iyileştirildi,
ısı ve elektrik santralleri biyoenerji kullanmaya başladı ve öylece esip gitmek yerine rüzgar, tribünlerle enerjiye dönüştürüldü. Bu yüzden 2014 Avrupa Yeşil Başkenti ödülüne Kopenhag'ın layık görülmesi bir tesadüf değil. Başarıya giden bu yolda atlanmaması gereken bir nokta var. O da insana aşılanan bilinç. Burada yeşille uyumlanma çocuk yaşta başlıyor. Anaokulunda bile mesela doğada geçirilen vakit eğitimin temel bir parçası. Bir sebze bahçesi etrafında öğretmenlerini dinleyen minik çocuklar sık rastlanan bir şehir görüntüsü. İşte çocuk yaşlı genç, her yaştan insanı bir araya getiren yerlerden biri Kuzey Kopenhag'daki Byåsen. I work here at Byåsen, which is a playground in Copenhagen. It was crew, so we have people here working all the time. Byåsen was founded in 2008, and it was like an environmental project. And then in 2014, the Copenhagen government made it to a playground. We have a lot of visitors here from around the neighborhood and sometimes also from other places in Copenhagen. And it's a very different group of people. It's elderly people from the homes for elderly people here. And it's young people. It's a lot of children and it's families, different kind of people. Most of the activities is in the chicken run, where we show the kids how to feed the animals, and they learn about the animals' feathers and what is a pet and how big can it be and how old can it be and everything we can find to tell them. The reaction of the children is that they get happy and excited. And some of them, mostly the boys, they don't want to touch the animals. But then when we are talking about it and we're sitting it with the animals, they come closer and closer, and then at last they take the animals up. And then they get very excited and proud, because they could do it. In the daytimes, it's different kind of activities. Then I make an event about garbage, and the kids have to come here and they should collect garbage and they should put it in different boxes. If it was paper, it has to be one place and like that. The vegetable beds, it's a group of elderly people who comes here every Tuesday for 2 or 3 hours, and they grow vegetables and flowers, and they change together, and they take it home and eat, and they show to other people. So if they have something very special, they can tell stories to the kids or the parents who's here in the daytimes. And they meet other people. That's of course the main idea. Yeah. To meet other people. Okay. So, hvordan siger man raspberry på dansk? Man siger hindbær. Hindbær, ja. Må jeg spise hindbær? Ja, det må godt smage et hindbær. I think this is good. Ja. Özellikle şehir içinde yetişip de dalından koparıp yemek de daha fazla tat katıyor diyebilirim. It's amazing, ja. So, do you have other berries here that I can test? Brown in the colors, and then you could paint them if you like. I see. Kopenhag etrafı suyla çevrili, içinden kanallar geçen bir şehir. Bu kanallarda uzun yıllar yapılan çalışmalar sayesinde su artık temiz. Dolayısıyla deniz yalnızca taşımacılık için kullanılmıyor. Kano, kanal turu gibi aktivitelerin yanı sıra şehir limanından pekala denize de gidilebiliyor. Şehir mimarisi mutlak bir düzene sahip. Sokak, bina ve caddeler tesadüfe yer bırakmak istemez gibi sistematik.
İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak itiraf edeyim, bu bazen biraz sıkıcı olabiliyor. Diğer yandan şehirde kaosa doymuş olsam gerek, bu minimal estetik bana özlem duyduğum şehir huzurunu yaşatıyor. Bu sadelik anlayışı şehrin modern yapılarında da var. Kopenhag'da fütüristik tarzda inşa edilmiş birçok bina ve ortak alan mevcut. Çocuklu ailelerden öğrencilere, geniş bir skalanın oturduğu toplu konutlar, dünyaca ünlü Danimarkalı inşaat firmaları tarafından yapılmış. Modern mimari yükselen yıldız. Ama yine de Kopenhag karakteri, masalsı şatolarının asaletinde gizli. Vikinglerin ana yurdu olan İskandinavya'da Kopenhag tam 12. yüzyıl başından beri bir başkent. Çok eski bir yerleşim olmasının yanı sıra bu şehir aynı zamanda dünyanın en eski monarşisinin de ev sahibi ve bütün Danimarkalılar kraliyet ailesini çok seviyorlar. Öyle zannediyorum bu sevginin nedeni 5,5 milyonluk bu küçük ülkede bir aidiyet ve güven duygusu yarattığından. İşte bu kraliyet ailesinin mensuplarından Kral 4. Christian, Kopenhag şehrine en çok izini bırakan insanlardan biri. Her yerde onun yaptırdığı eserlerden görmek mümkün. İşte burada şehrin tam göbeğinde, Kral Bahçesi içinde yükselen Rosenborg Şatosu da Kral 4. Christian'ın Rönesans döneminde Kopenhag'a bıraktığı armağanlardan biri. Yüksek kuleleri ve kırmızı tuğla duvarlarıyla Rosenborg, dönemin stilini en iyi yansıtan örneklerden. Genç ve hırslı 4. Christian'a Orta Çağ'dan kalma Kopenhag Şatosu eski moda geldiğinden, 1606 yılında Rosenborg'un yapımına bir yazlık rezidans olarak başlanmış. Rosenborg'u Kopenhag'daki diğer şatolar arasında eşsiz kılan özellik, sahip olduğu muazzam koleksiyon. Şövalyeler salonunda sergilenen 3 gümüş aslan ve korudukları tahtlar bugün hala kraliyet ailesinin taç giyme törenlerinde kullanılıyor. Şatonun bodrum katı eskiden tüm kraliyet ailesini doyuran büyük mutfak olarak kullanılıyormuş. Şimdi ise şato koleksiyonunun değerli parçaları sergileniyor. Ve bu koleksiyon içinde Osmanlı'dan esintiler de mevcut. Rosenborg'un tartışmasız en kıymetli hazinesi yine bodrum katında bulunuyor. Kraliyet mücevherleri, gelen turist grupları için görülmesi en cazibeli parçalar, inşa edildiği haliyle şatonun giriş katında kral ve kraliçeye ait odalar bulunuyor. Şimdi bu odalar Danimarka'daki diğer şatolardan da getirilen kraliyete ait değerli sanat eserlerini muhafaza ediyor. Yüzyıllardır yaşayan kimse olmamasına rağmen odalar arasında gezinirken insan bunun aksini hissediyor. Rosenborg Şatosu ile ilgili en sevdiğim şey sanırım buradaki canlılık hissi. Sanki kral 5 dakika önce buradaymış gibi bir his veriyor size. Sergilenen hiçbir tablo, masa, sandalye, herhangi bir koruma altında değil. Elbette bazı şeyler var korunması gereken. Mesela bu Kral 4. Christian'a ait kıyafetler, gömlek, ceket, terlik ve diğer eşyalar elbette korunmakla mükellefler. Aynı canlılık hissiyle alakadar mesela bu altta görülen kumaş parçasının üzerinde bir leke var. Bu lekeler
Kral 4. Christian'ın 1644 yılında İsveç'le yaptığı deniz savaşında aldığı yaralardan üzerinde kalan kan lekeleri ve aynı savaşta Kral 4. Christian sağ gözünü de kaybetmiş. Hemen bu kıyafetlerin yanındaki tabloda da ölüm döşeğinde resmedilmiş kendisi uyurken veya ebedi uykuya dalmaktayken. Kültürde mezarlıkların yalnızca bir görevi var. Onlar dünyadan göçenlerin uğurlanıp ebedi istirahate bırakıldığı yerler. Ama Kopenhag için bu tam da böyle değil. Şehrin en işlek bölgesindeki Assistens Mezarlığı 1760 yılında 25 hektarlık yeşil bir alan üzerine kurulmuş. Hala aktif bir mezarlık olan Assistens, kurulduğu günden bu yana ölüm kadar gündelik yaşamın da kutsandığı bir mekan. Kopenhag'da öldürecek vaktiniz varsa onu böyle güzel bir mezarlıktan uğurlamanızı tavsiye ederim. Assistens 18. yüzyıldan günümüze bir mezarlık olmasının yanı sıra Kopenhaglılara dinlenip meditatif zamanlar geçirebilecekleri bir yeşil alan olarak da hizmet veriyor. Assistens'te bir kültür merkezi ve aynı zamanda rehberli turlar da mevcut. Eğer mezarlığın tarihiyle ilgili derin bir bilgi almak isterseniz bunlara da katılmanızı tavsiye ederim. Ancak tüm bunların yanı sıra belki de burayı ziyaret edenler için en önemlisi Assistens'te yatan ünlü Danimarkalılar. İçlerinden biri benim de Assistens'i her ziyaret ettiğimde mutlaka uğradığım dünyaca ünlü bir yazar. Kibritçi kız, kurşun asker, çirkin ördek yavrusu ya da küçük deniz kızı. Onu masallarının adıyla anmak, en az kendi adıyla çağırmak kadar tanımlayıcı. Çamaşırcı bir anne ve ayakkabıcı bir babanın tek oğlu olarak dünyaya gelen Hans Christian Andersen, dünyanın en ünlü çocuk masalı yazarlarından biri. Ancak yazarlık onun tek meziyeti değil. Babasının ölümü ardından genç yaşta tek başına geldiği Kopenhag, onun kariyerini de zirveye taşıdığı yer. Andersen, Kraliyet Tiyatrosu'nda aktör, balet ve opera sanatçısı olarak yer almış. Ama onu gelecek nesillerle tanıştıran kapıları yazarlık serüveni açmış. Meziyetleri saymakla bitmeyen Andersen'in kağıt kesme sanatındaki becerisi de hayranlık uyandıran cinsten. Başka ülkelere seyahat etmeyi de seyahat etmek yaşamaktır diyecek kadar seven Andersen, birçok gezi yazısı da kaleme almış. İşte hem seyahatlerinde tuttuğu el yazması günlükler ve hem de keserek şekil verdiği kağıtları görmek için Kopenhag'da gelinecek adres Kraliyet Kütüphanesi. Bir diğer adıyla siyah elmas. Andersen bugün benim de siyah elmasa geliş nedeni. Yeah. Well, here we have one of Hans Christian Andersen's famous paper cuts. Yeah. And the motif is Galatea in the harbor of Constantinople. Yes. Or today Istanbul, and it's very delicious, but very small. It's fine because the pearls are also small, but they are so precious. Mm. Moment of truth. Oh. And as I told you, it's a very small paper cut. He has made big paper cuts, but. It's quite so extraordinary because he had a big hand and a big scissor. Yes. But it's a very fine and delicious
little cut. Ya çok çok gerçekten çok değerli bir parça bu. Çok özel bir an gerçekten benim için. Yani şu elimde tuttuğum küçücük karton parçası ancak bu kadar değerli olabilirdi herhalde. İnanılır gibi değil. Andersen'in İstanbul'da yaptığı bu eseri elimde tutuyor oluyorum şu anda galiba. Karanlık kışların yerini uzun günler ve aydınlık geceler aldığında şehir her dakika kutlanan ve hatta kutsanan bir yaz atmosferine sahne oluyor. Kuzey kutbuna yakın konumuna rağmen Kopenhag yazın bambaşka. Şehir Atlas Okyanusu'ndan ılık sular getiren Gulf Stream yani körfez akıntısının etkisi altında. Bu yüzden sıcaklık 33 derecelerde seyredebiliyor. Şehir bir yaz beldesini aratmayacak her imkana sahip. Kopenhag'ın merkezi temizlenip onarılan kanalizasyon sistemi sayesinde hem denize girilebilen ve hem de balık tutulabilen bir limana sahip. So I will have ice cream in waffle and I want Kopenhag'a gelip de lütfen dondurma yememezlik etmeyin. Çünkü Danimarka süt ürünleri çok yüksek kaliteli. Yani çok hijyenik şartlarda barınan, ineklerden elde edilen sütlerle yapıldığı için dondurmalar harika. Özellikle çilekli olanı müthiş. Danimarka çileği de dünyada yetiştirilen en güzel çilek. Çünkü iklim şartları en çok Danimarka'da elverişli çilek yetişmesi için. Ve yaz mevsiminin tüm coşkusunu damarlarında da hissedebiliyor insan deniz kenarında oturup dondurma yediğinde. Deniz ve göller Kopenhag'da çok önemli, yani kültürün önemli bir parçası. Hem taşımacılık hem işte şehrin içinden denize girilebiliyor oluşu. Aynı zamanda bu denizden altın çıkıyor. Nasıl mı? Bu altının adı kehribar. Kısa tanımı fosilleşmiş çam reçinesi olsa da kehribarın oluşum serüveni hiç de kısa sayılmayacak bir zaman dilimi. Kehribarın oluştuğu çam ormanları bundan tam 30 milyon yıl önce dünya üzerinde bulunuyordu. Bu çam ağaçları herhangi bir darbe aldığında içlerindeki reçine ağacın darbe alan bu bölümünden dışarı akıyor. Ağaç öldüğünde ise reçine ormanın tabanına transfer oluyor. Zamanla katılaşan reçine 1 milyon yılı aşkın bir süre sonra kehribara dönüşüyor. Bahar ayındaki yağmurlar veya nehir sularıyla denize taşınan kehribar, okyanusta geçirdiği yıllardan sonra kıyıya vuruyor. Dünyada kullanılan ilk mücevher olma özelliğini taşıyan kehribar, Danimarka'da bulunan tek değerli taş. Kış mevsiminde Danimarka sahillerinde dalgalı bir günün ardından ham kehribar bulmak bu yüzden imkansız değil. Şimdiye kadar kehribar sarı olur diye düşünen yalnızca ben değildim galiba. Artık biliyorum ki kehribar, reçinenin oluştuğu çam ormanının dünya üzerinde bulunduğu yere ve o ormanın koşullarına göre rengini yeşilden kırmızıya, maviden beyaza değiştirebiliyor ve bu oluşum başlı başına kehribara çok şiirsel bir özellik katıyorken bir diğer önemli şey ise oluşurlarken bu 30 milyon yaşındaki doğa harikaları bazen içlerinde örümcek, arı, böcek gibi çok çok eski fosilleri de barındırabiliyorlar. Harika değil mi?
yurdumuzuna gidip çantada bir hatırayla dönmek adetten. Ama söz konusu Kopenhag'sa bir hatıralar geçidinde kaybolmak da mümkün. Danimarka bir tasarım ülkesi. Dükkan, galeri ve atölyeler bir resmi geçide ev sahipliği edercesine tasarımın türlü halini gözler önüne seriyor. Assistens mezarlığı karşısındaki Yelsbogel bir tasarımcılar sokağı. Yakın tarihe kadar metruk ve kriminal çetelerin fink attığı bir sokakken dönüştürülüp bambaşka bir hal almış. Yani sokağın kendi de bir bakıma yeniden tasarım ürünü. Satın almak, ilham almak veya gezip hava almak için ideal. Yemekçi ve tatlıcılar da dahil tüm dükkanlardan yaratıcılık sızıyor. Modern tasarımın yanı sıra modası geçmiş eşyaların da modası geçmiyor Kopenhag'da. Geçmişe duyulan özlemin itinayla giderilebileceği çok seçenek var. Mesela bit pazarları. Hava şartları el verdiği sürece bazı sabit bit pazarlarını her hafta sonu aynı yerde bulmak mümkün. Kopenhag'la ilgili etkilendiğim şeylerin başında sanırım şehre duyulan saygı geliyor ve bu bahsettiğim saygı şehir yaşamının getirdiği kurallar ve buna uyan yurttaşlarla ilgili bir saygı değil. Bu saygı büyük resimde kendini zaten yüksek standartlı şehir planlamaları, çevre düzenlemeleriyle hayli belli ediyor. Fakat küçük ölçekte de insanların birebir yaşadıkları şehirle olan alışverişinde bu saygı kendini çok güzel estetik formlarla belli ediyor. Yani ne bileyim pencerelere baktığınızda mutlaka bir loş ışıklı abajur ve yanında muhakkak bir orkide çiçeği. Dükkanların, restoranların, kafelerin gösterişten uzak sade tabelaları, süslemeleri, gündüz bile olsa masalara iliştirilen mumlar, kapı önlerindeki sarmaşıklar veya balkonlardaki saksıları süsleyen çiçekler. Bu gibi küçük detaylarda gizli bence. Danimarka'nın ihtişamı, sadeliğinde gizli zarafeti. Bir buçuk milyon kişinin yaşadığı bu küçük şehir herkese yetecek ve hatta artacak alana sahip. İklim gereği gevşeten 30 üzeri dereceler yerine çivi gibi eksiler bol diye belki miskinliğe pek yer yok. Hareket ve bereket çok. Hal böyle olunca denebilir ki insanın etrafını güzelleştirmesi içgüdüsel. Cam kenarı, balkon ya da bahçe. Yeşilin şifası için bir parça toprak yeter. Kopenhag'da şehir bahçeciliği yükselen değer. Sokaklardan yükselip çatılara uzanan. Dyrk Nørrebro is a urban garden on the top of Blågård skole in Copenhagen. What we are doing at Dyrk Nørrebro is obviously watering, taking care of the plants in the spring we sprout them and then we put them out when they're strong and healthy. We protect them against the snails, wind and weather and pigeons that come and eat them. What we're also doing is that right now we have some projects. We are building a chicken coop so the chickens can eat the leftover garbage and we can use the fertilizer. We also have bees that are very, very important in terms of pollinating the plants so we actually get vegetables. So here we have the bees. I'm preparing this little kind of project bee bell so people could have a clue about their architectural skills. Then they would see where the pollen, honey, and brood is stored.
And this is just a glass body that they feel the urge to fill with wax. They just try to build wax everywhere to kind of to seal things, to secure, to make it like waterproof, and so no one could attack them secretly, unexpectedly. And also it depicts the way we think the beekeeping should be done. Mm-hmm. That bees should be building wild in the tempo that they want to build, and not really forced to work more and to bring more honey. So we are keeping bees for the sake of bees. If people want to be a member of Dyrk Nørrebro, then we'll gladly accept them. They pay 100 kroner for a year. You can get some days where you come and water. You can also choose to say, I would really like to grow some tomatoes from the bottom up and so on. But really what most volunteers here think is fun is nurturing and taking care of the plants. And when it comes down to harvesting, we just share it. The fun thing is actually just to be outside and have something to do. I sit at a boring desk job. It's just nice to come out and see something grow. Yaz, ona duyulan özlemden olsa gerek, bir saniye bile boşa geçmeyecekmişçesine dolu Kopenhag'da. Ve renkleri güneşle cilalanınca şehir daha davetkar. Kopenhag, etrafı denizle çevrili bir liman şehri. Ve kokusu deniz olan her şehir gibi sahil gezmesi burada da bir ritüel. Karaya Ebru gibi yayılan kanallar, gördüğü rağbeti fazlasıyla hak eden bot turlarıyla dolu. Bu sayede şehrin tarihini denizden izlemek ve küçük deniz kızı heykelinin gerçekten ne kadar küçük olduğunu görmek mümkün. Turist rehberlerinin en az kanal turu kadar gediklisi bir başka atraksiyon da Tivoli. Tivoli, şehrin tam göbeğinde bir eğlence merkezi. Hem de 1843'ten beri. Adının anlamı gereği Tivoli, başta bir rekreasyon alanı olarak kurulmuş. Dolayısıyla hızlı trende adrenalin kadar bahçelerinde serotonin de vaat ediyor. Müzelere gelince, sanat ve tarih severlerin Kopenhag'da dolu bir ajandayla gezeceği muhakkak. Şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Louisiana, Kopenhag'ın uluslararası üne sahip modern sanat müzesi. Koleksiyonları kadar bahçesiyle de adından söz ettirdiğini söyleyebiliriz. Özenle düzenlenmiş bu bahçede 60 parçalık heykel koleksiyonu ve muazzam manzarasıyla İsveç sergilenmekte. Louisiana'daki resim ve heykel ağırlıklı koleksiyonda 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze Avrupa sanatı derlenmiş. Rehber eşliğinde gezilecek yerler listesinde Kopenhag Belediye Binası da var. Şehir silüetini bozacak yüksek bir yapıya inşaat izni yok. Dolayısıyla 106 metre uzunluğuyla belediye binası Kopenhag'ın en yüksek yapılarından. Binanın kulelerinden şehir seyri için ortalama 300 adım atmak gerekiyor. Ben de bu adımları atıyorum ama şehir manzarasından farklı bir amaç için. Benim arılarla alınmış bir randevum var. Hi. Hi. Ruby means a city bee in Danish, and what we try to do is we try to be inspired by honeybees in production of a greener and more beautiful city. So bees are fantastic creatures. They pollinate almost all of the things that we eat. They make the city lusher and greener. You have bigger apples and bigger strawberries. And that's something that we think we can learn from as people. And that's why we have honeybees around the whole city of Copenhagen. We have more than 10 million bees just in our project alone.
And there's also other people who have bees here. There's not just honeybees. There's also 183 different kinds of wild bee and butterfly. So there's actually a whole safari of different kinds of insects that are keeping our cities alive. If you look into a window box, you'll see them. There's many, many, many more bees and insects than there are people living in a city like this. Bees in the city are actually twice as productive as bees in the countryside. Our bees, they make maybe 50 kilos of honey per bee colony. They are flying across the whole city to collect that nectar, which they then bring home and convert into honey. All we have to do is collect it and put it in glasses and sell it. Honey from the city is 100% clean and safe to eat. It's actually cleaner in many ways than coming honey from the countryside. There's no pesticides in the city. There's no spraying. There's no genetically modified crops. The heavy metals that you get in car exhaust, that's actually cleaned in the bee's body in the process of making honey. And on top of that, Copenhagen is one of the cleanest cities in the entire world. It's green, it's lush, there's wind blowing in off the sea. The honey from here is so unique and so special that you can actually taste the difference from each individual street. We work in partnership with businesses and with social projects. So our beehives are in about 25 different places. On the roof of the City Hall, where we are now, among some of the biggest businesses. We have social projects where we're working with refugees, asylum seekers and homeless. We're training them to look after them. We have trained last year 75 beekeepers, and that included people who were homeless, people from deprived estates. We have a whole principle that the environmental problems and the social problems that are faced in a city like this, they are the same. So you need to address them both together. That's why it's important to create opportunities for people who are on the edge of the work market. Çiçek çeşidiyle mest olan arı gibi yemek çeşidiyle de mest olunabilir Kopenhag'da. Klas restoranlar bol. Ama şu da bir gerçek ki Kopenhaglılar fast food'a çok düşkün. Tek sokak yemeği vagonlarda satılan sosisli sandviç. Buna ek olarak fast food kafe ve restoranlar hayli geniş bir dünya seçkisiyle hizmet veriyor. Ve tabii ki bu seçkide döner, dürüm, kebap üçlüsü açık ara önde. Saat 11'de açılıyor burası. Bugün akşam 12'ye kadar. Danimarka'nın konseptini bizim Türk ağız tadını birleştirip biz böyle bir konsept oluşturduk. Danimarkalılar genellikle sağlıklı ve yemek yedikten sonra rahatsız etmeyecek yemekleri tercih ediyorlar. Ve bunun yanında da bizim de tabii ki ünlü dönerimiz her zaman olduğu gibi. Danimarkalılar sağlık açısından salataya çok düşkünler. Burada genellikle vejeteryan ağırlıklı diskimiz var. Ve bunun yanında et yemek isteyenler olduğu zaman da kebabımız var. Bunların ikisini konsepti. Tabii ki burada bizim döner ekmeğimiz var. Kendimiz yapıyoruz. Türkiye'de sadece ekmeği diyorlar. Türkiye'deki annelerimizin, nenelerimizin, babaannelerimizin yaptığı sacın üzerindeki olan ekmeği. Biz burada yapıyoruz. Yine bir bayan hanımefendi ekmeğimizi yapıyor. Ve genellikle çok tercih ediliyor ekmeğimiz. Yemek kültürün önemli bir parçası. Aynı şekilde yemeğin nasıl yendiği de. Öyle zannediyorum, ev atmosferi solumak yabancı bir kültürü tanımada en etkili yöntem. Bunun için akılda tutmakta yarar var. Bir turist olarak Kopenhag gelindiğinde otel veya hostel yerine aile yanında kalmak da bir seçenek.
İşte böyle sofraların ilhamından işin mutfağına ilgim her gün artıyor. Danimarka, dünyaya Nordic mutfak manifestosunu armağan eden ülke. Ben de bu Danimarka üzümlü çöreklerini hem bu manifestoya göre ve hem de bu manifestonun yaratıcısına ikram etmek üzere hazırlıyorum. Diyebilirim ki buluşma büyük. Buluşacağım kişinin adı Danimarka'da yalnızca bir gurme değil, kültürel bir devrimin yaratıcısı olarak anılıyor. Klaus Maya, Danimarkalı bir şef, hoca, yazar ve mutlu bir aile babası. I wanted to change everything. I just felt that our civilization was on a wrong track. So I just kind of embarked on that huge, huge project, trying to learn, you know, as I climbed. I wanted people to enjoy the meal. I wanted people not to get divorced. I wanted people to have enough love for their kids. I wanted the product to be outstanding, something you could be proud of. I wanted the taste to be, you know, delicious, memorable, unforgettable. When I came back from France in 1984, there were almost monopolistic structures in every single food category. So now we have seen a flourishing of, I would say, more than 1,000 young, energetic food companies producing street food, innovative food with wild produce or fermented stuff, fruit wines, beers. You cannot make unique food if it is not rooted in the landscapes where you are. If I make food with a lingonberry variety that nobody ever have heard of, my food will be unique no matter whether it's good or bad. We have more than 50 different edible berries, but normally most people, they just eat 5 of them. And we have hundreds of edible mushrooms, but we mainly eat 3 of them. So the abundance is there, the diversity is there, but it has been suppressed by the concentration of retail industry and also the concentration at the level of producers. Everything we spoke about in the Nordic Cuisine Manifesto was not released in bread in any way close to its full potential in that category at that moment. And therefore, I went into that area because for me it was not a matter of me selling bread to people. It was a matter of inviting people, engaging people to participate in a bread revolution that would have an impact on our landscapes, on our health conditions, and on our food brand. So one thing was sharing that idea with people that we can have everything. It can be organic, it can be healthy to eat bread, and the bread can be goddamn more delicious than one we ate yesterday. I'm not driven by a desire to have a lot of employees or have a big company. I am driven by two things. A desire for investigating unexplored culinary landscapes. The search for deliciousness itself. And the other thing is that I feel that it's my role in life to show a new path for people, to make people embark on a new journey that is better for them, better for the world, better for their kids, more fun, more delicious, more sensual, and more respectable. I like that role, and it is very emotional, the whole thing. Good. Another Rosinboller. The taste is right, but apart from the fact that texture is part of the taste experience and you don't have this feeling of airiness and lightness in your mouth. And sometimes the yeast you have is in good shape and sometimes it's in bad shape. If you keep it, if it's fresh, if it's old. So my whole point is that never trust recipes for baking. Trust your eyes, your feeling. And so you have to sense the dough, you have to touch it. Well, I like it. Welcome.
Kopenhag bir matruşka. Çünkü şehrin içinde bir şehir daha var. Danimarka yasalarından bağımsız, kendine ait kuralları olan bu şehrin araba yolu yok, oturanlar vergi ödemiyor ve palyaçolardan oluşan bir ordusu var. Buranın adı Özgür Şehir Christiania. 1971 yılında bir grup hippie, Kopenhag'da terk edilmiş bir askeri kışlayı işgal ederek Christiania'nın temelini atmış. O tarihten bu yana hep tartışmalı bir varlığı olsa da Christiania bugün Kopenhag'ın en rağbet gören turistik bölgesi. 1000'e yakın oturanı var. Hobbitvari evler, tiyatro, sinema, konser salonları, renkli kafe ve sanat atölyeleriyle Christiania ona takılan harikalar diyarı sıfatını kesinlikle hak ediyor. Gökkuşağının tüm renklerine sahip Christiania'da kabul görmüş bir gerçek var. O da Danimarka yasalarına göre kullanımı ve satışı yasak olan kenevirin burada çok makul bir bitki oluşu. Christiania 1970'li yıllardan bu yana gerek politik duruşu gerekse yoğunlukla rağbet edilen Pusher Street, yani kenevir satışının serbest olduğu bölgeyle çok gözde bir yer Kopenhag içinde. Ama bana soracak olursanız Christiania'yı özel kılan şehir içinde bir vaha adedilebilecek sessiz, sakin, huzurlu bu göl tarafı. Ne zaman gelirseniz gelin, günün 24 saati sizi burada karşılayan tek şey huzur olacaktır, sakinlik olacaktır, sessizlik olacaktır. Yaz Kopenhag'da cıvıl cıvıl. Evet, kısa sürdüğü bir gerçek ama doyacak kadar dolu. Beşi bir yerde festivaller ve sokaklar elini sallasan bir etkinliğe çarpacak gibi. Yaşadığım şehri seviyorum. Şehirli olmak bilindiği gibi bir şehirlilik değil diye. İşe bisikletle gitmek, limandan denize girmek, akşam bir sokak partisine uğramak lüks değil diye. Sizin de bir yaz uğramanız dileğiyle, Kopenhag'dan sevgilerle. Guten Tag, Jakob Helgren, Berlin, mit dem Herrn.